Kişi gün içerisinde kulluk görevini nasıl yerine getirir? Allah'ın rızasını o gün içerisinde hangi ameller ile kazanır? Kişi gün içerisinde 5 vakit namazı tutmuş olduğu oruç ile Allah'a kulluk etmiş olur mu? O gün için bu yeterli midir? Kıymetli kardeşim, kulluk yani ubudiyet hayatın her alanına şamil olan bir şeydir. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, "Men câe li mescidi hâzâ la ye'tihi illâ li ilmin yete'allemuhu ev yuallimuhu fehuve bi menziletil mucahidi fî sebilillah." Benim şu mescidime sadece öğrenmek ve öğretmek için gelen kişi Allah yolunda bir mücahidin menzilesindedir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Senin mesela ilim meclislerine gelmen, senin burada oturman, bu Allah azze ve celle'ye yapmış olduğun bir kulluktur. Senin mescide yürürken atmış olduğun adımlar, namaza gelmek için atmış olduğun adımlar, senin Allah'ın dini için yapmış olduğun bir şeydir. Onu bırak, Peygamberimizin Sa'd ibn Ebu Vakkas'a demiş olduğu gibi, Allah'ın rızasını umarak karının ağzına koymuş olduğun lokma dahi senin için bir ecirdir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani sen evine rızık götürürken Rabbim bunların sorumluluğunu bana yükledi, bana emanet etti ve ben bunların sorumluluklarını yerine getireceğim dediğin zaman senin çalışman bile senin Allah azze ve celle'ye yapmış olduğun bir şeydir, kulluktur. Senin yolda giderken boş kalmamak için Subhanallahi ve bihamdihi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demen senin Allah azze ve celle'ye yapmış olduğun kulluktur. Namaz da, oruç da aynı şekilde senin Allah azze ve celle'ye yapmış olduğun kulluklardan bazısıdır sadece. Ondan dolayı bir Müslüman kardeşlerim gün içerisinde mutlaka bir programı olmalıdır. Yani farzlar ve nafileler olmak üzere kişinin bir programı olmalıdır. Niye kardeşlerim? Çünkü Allah'a en güzel kulluk etmenin ve Allah'a yakınlaşmanın yolu farzlara ve nafilelere dikkat etmektir. Ebu Hureyre'nin hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki مَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ Kulum bana kendisiyle yaklaştığı en sevimli şey farz amellerdir. Ondan daha sevimlisiyle bana yaklaşmamıştır. Ve kul nafileleri yaparak da bana yakınlaşmaya devam eder ta ki ben onu seveyim diye. Senin mutlaka hayatında farzlar ve nafileler olmak üzere senin bir hayat programın olması lazım. Sünnet kitaplarını, salih amelleri anlatan kitapları alırsın veya buna yönelik dersler dinlersin ve bununla beraber Allah'a kulluğunu yerine getirmiş olursun. Benim bu konuda size tavsiyem nedir derseniz, yani genel bir tavsiyede bulunacak olursam eğer size. Birincisi kardeşlerim, mutlaka sabah ve akşam zikirleri sizin hayatınızın bir parçası olsun. Yani elinizden geldiği kadar sabah ve akşam zikirlerini terk etmeyin. Bu Peygamberimizin ömrü boyunca terk etmemiş olduğu ve Peygamberimizin korunaklı bir kale demiş olduğu amellerdendir. Aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki insanın misali peşinde kuvvetli bir düşman. Yani şöyle diyor, Allah'ı zikrediniz Yahya aleyhisselamın dilinden. Allah'ı zikretmenin misali peşinde çok kuvvetli bir düşman olan insanın misali gibidir. Kişi o düşmandan kaçar ancak kendisini bir kalenin arkasına gizlediği zaman ondan korunabilir. İşte o kale Allah'ı zikretmek, o düşman da şeytandır diyor aleyhissalatü vesselam. Şeytanın vesveselerinden, ayak kaydırmalarından, bize dokunup bizi kışkırtmasından korunmanın yolu sabah ve akşam zikirlerine devam etmektir. Bunu hayatınızdan çıkarmayın. İki, mutlaka Allah'ın kitabını okuduğunuz bir şeyiniz olmuş olsun. Yani bu bütün programın ortak sıfatı şu olsun, az ve devamlı olan bir amel olsun. Bir sayfa olsun, iki sayfa olsun, üç sayfa olsun fark etmez. Ama az ve devamlı olan. Çünkü Ayşe annemiz Peygamberimizden şöyle naklediyor. Allah'a en sevimli gelen amel az da olsa devamlı olan ameldir. Yani elinizden geldiği kadar bir sayfa, iki sayfa mealiyle beraber Kur'an okuyup Kur'an-ı Kerim'i tefekkür etmeye gayret edin. İki kardeşlerim, imkanınız varsa, ki her insan buna imkan bulabilir, Peygamberimizin gün içerisinde farz namazların ve ona tabi olan namazların dışında yapmış olduğu bir veya iki tane sünneti hayatınıza geçirin. Mesela yapabiliyorsanız kuşluk namazlarını terk etmeyin. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki صَلَاتُ الْاَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَدُ الْفِسَالُ Allah'a çokça yönelenlerin, evvabin olanların namazı develerin ayaklarının kızıştığı zamandır. Yani o öğlen namazına yakın olan, güneş doğduktan bir mızrak yükseldikten sonra öğlen namazına kadar olan kısımda iki rekat Allah azze ve celle'ye şey yapın, namaz kılın. Allah'a olan bütün borcunuzu ödemiş olursunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, kul sabahladığında 360 tane borçla sabahlar. Yani 360 tane eklem var vücudumuzda.
Her bir eklemin bir tane borcu var, o da sadaka vermektir. Peki nasıl vereceğiz bu sadakayı? Tekbir sadakadır, tehlil sadakadır, la ilahe illallah sadakadır, subhanallah sadakadır. Bununla beraber Peygamberimiz diyor, kişinin iki rekat kuşluk vaktinde kılmış olduğu namaz bunların hepsini yerine geçer. Yani iki rekat namaz kıldığında Allah'a olan bütün borçlarını ödemiş olursun. Mutlaka dininizi öğrendiğiniz programınızda bir bölüm olsun. Yarım saat kitap okumak olabilir. Günde bir tane ders dinlemek olabilir. Herhangi bir ilim meclisine katılmak olabilir. Fark etmez. Ama muhakkak surette kendinizi yenilediğiniz, bilgilerinizi tazelediğiniz, ilim talep etmiş olduğunuz bir yarım saatlik veya bir saatlik bir vaktiniz olmuş olsun. Bir de bununla beraber imkanınız varsa, mesela hasta olduğunu duyduğunuz bir Müslüman varsa onu ziyaret edebilirsiniz. Hani hasta ziyaretini biz bazen küçümsüyoruz ama kutsi bir hadiste İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde kuluna diyecek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor مَرِدْتُ وَلَمْ تَعُدْنِي Ey kulum ben hastalandım, sen beni hasta ziyareti yapmadın. Kul diyecek ki كَيْفَ أَعُوذُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Ya Rabbi ben nasıl seni ziyaret edeceğim? Sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Sen bilmedin mi diyecek benim falanca kulum hastalandı. Sen onu ziyaret etmiş olsaydın beni de onun yanında bulacaktın. Yani ben o anda beni orada hazır bulacaktın diye mesela. Hani bu tip Peygamberimizin sünnetinde öğrenmiş olduğumuz hasta ziyareti, hastane ziyareti mesela gibi bu tip amelleri de hayatımıza koyduğumuz takdirde bir de eğer gün içerisinde boş kaldığınız zaman Peygamberin tavsiyesi olarak dilinizi Allah'ın zikriyle ıslak tutabiliyorsanız hani sahabenin biri geliyor diyor ey Allah'ın Resulü ben yani İslam'ın amelleri çoğaldı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum diye. Bana öyle bir amel söyle ki ben ona dört elle yapışayım. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Vela yazalu lisanuka ratban bi zikrillah." Dilin Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Yani manasını düşündün, düşünmedin. Boş kaldığın zaman Subhanallahi ve bihamdihi, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ila ahireh sürekli Allah azze ve celle'yi zikret diye. Ama dediğim gibi senin çocuğunla ilgilenmen bir kulluktur. Senin işçilerine iyilik yapman bir kulluktur. Senin kardeşine tebessüm etmen bir kulluktur. Yani sen burada kardeşine bir tebessüm ettiğinde Allah Resulü bunu sadaka olarak emrettiği için sen bunu yapıyorsun. Allah'ın izniyle bu da bir kulluktur. Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir.